Herkese merhabalar. İnkılap tarihi yolculuğumuza devam ediyoruz. Mondros Ateşkes Anlaşması LGS 2023 sözelde de mutlaka bu konudan bir soru gelecek. LGS 2022 sözelde İnkılap tarihinde Mudanya Ateşkesi Anlaşması'ndan bir soru gelmişti. Aynı şekilde Mondros'a bağlantılı olarak e, milli mücadelenin öncesinde Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu zor durumu sormuşlardı. Bu sene direkt Mondros'tan soru gelecektir. Dolayısıyla mutlaka iyi öğrenmemiz gereken bir konu. Hazır mısın Tonguç Ayla Hanım benim? Hazırım hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Herkes arkasına yaslansın. Bugün Mondros Ateşkesi neden imzalandı? Bizim egemenliğimizi 7-24 yani 7 gün 24 saat kısıtlayan maddeler var. Daha doğrusu 7. madde ve 24. madde var. 7. madde neydi? İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa o bölgeyi işgal edebiliyorlardı. 24. madde aynısının Doğu Anadolu'daki haliydi. Yani resmen bizi işgaller işgale getiriyorlar. Ve Mustafa Kemal Türk'te Mondros'a tepki verecek. Türk halkı Mondros ateşkesine tepki verecek. Kuvayi Milliyeler ve ardından da tabii ki yaralı cemiyetler hep beraber milli mücadele için mücadele edeceğiz. Tabii bizler ne için mücadele edeceğiz? LGS için mücadele edeceğiz. Bu konu öğrendikten sonra 0'dan 8'e sözelde konuyla alakalı süper konu anlatımlarımızı tekrar etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Bakın burada işgal yıllarını Anadolu ve ardından da cemiyetler ve Kuvayi Milliye ve aynı zamanda Mondros'a tepkiler madde ve yorum kısmında özetledik. Sonrasında burada sorular verdik. Yine Dinamo Inkılap Tarihi Soru Bankamızda işgal yıllarında Anadolu ile alakalı burada Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında e, işgal yıllarında Anadolu Mondros Ateşkesi Anlaşması ile alakalı gelebilme ihtimali çok yüksek olan sorularımız var. Ve ekstra dijital sorularımızı da mutlaka çözün arkadaşlar. Yine taktikli inkılap tarihi kitabımıza da Mondros Ateşkesi ile alakalı işgal yıllarının Anadolu ile alakalı 7. madde 24. maddeyi yeni nesil dijital sorularla sizler için hazırladık. Son olarak da Ondon 10 Zoru Bankası'nda da yine inkılap tarihinde burada işgal yıllarının Anadolu ile alakalı süper sorularımız var. Bu soruları çözdüğünüzde zaten harika olacak. Şimdi dersin başına ödevi verdik. Neden? Çünkü görevimizi bilelim, ödevimizi bilelim. O zaman hadi bakalım şimdi arkamıza yaslanalım ve Mondros Ateşkesi Anlaşması'nı detaylı bir şekilde harika bir şekilde öğrenelim. Hadi bakalım. Müzik <laughs> Mondros neden imzalandı bunu da bilmemiz lazım. Mondros'ta savaşı devam edecek bir durum kalmadı artık. Birinci Dünya Savaşı'nda biz Çanakkale cephesinde başarılı olduk Mustafa Kemal sayesinde. Ama Suriye Filistin cephesi, Irak cephesi, Kafkasya cephesi, Kanal cephesi birçok cephede kaybettik. Almanya'da savaşı kaybedince biz dedik ki aynı zamanda Bulgaristan savaştan çekildi. Bulgaristan da savaştan çekildi ve biz dedik ki artık biz de bitirelim. Bir de Wilson ilkelere denen bir durum var. Wilson ilkelere de çok önemli. Neden önemli? Çünkü Amerikan Başkanı Wilson dedi ki yenenler yenilenleri ezmeyecek. Dünyayı barış, sevgi, böcek, kelebek kaplayacak dedi. İtiraf devletleri de İngilizler, Fransız bilirsin sen de İtiraf devletleri de dediler ki tamam dediler biz bunu kabul ediyoruz. Wilson ilkelerine uyacağız dediler. Ve Wilson ülkelerine de uyacaklar diye biz tamam dedik Ozan ateşkesi imzaladık. Fazla bir şansımız yoktu esasında. Ama Türk milleti olarak bizler Mondros ateşkesinden sonra hiçbir şekilde işgallere karşı boş durmayacağız. İtiraz edeceğiz yararlı cemiyetlerle e, bölgesel e, tepkiler göstereceğiz. Aynı zamanda Kuvayi Milliye'ni de askeri olarak bölgesel olarak saldıracağız. Peki Tonguç sana bir soru soruyorum. Kuvayi Milliye nedir? Kuvayi Milliye de Söyle bana. Milli kuvvetler. Harikasın Tonguç. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten sessiz, dikkatli, başarılı ve akıllı bir öğrencisin. Gerçekten senin hayatın boyunca duymayacağın belki iltifatlar bunlar ama Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu bilmeniz lazım. Bu zaten biz Kuvayi Milliye. Yani düşman saldırdığında bizim milli kuvvetler olarak düşmana karşı koymamız yani biz Türk halkı. Şimdi sonradan da Mustafa Kemal Kuvayi Milliye'yi düzenli orduya yararlı cemiyetleri de ilk başta temsil ettiğinden sonra da Büyük Millet Meclisi'ne dönüştürecek. Şimdi İtalyanlar buradan işgale başlayacaklar. Fransızlar yine buralardan yine İngilizler buralardan. Pembiş olan maviler Yunanlılar buradan. Ermeniler buradan saldıracaklar. Gürcüler buradan. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları yavaş yavaş daralmaya başlayacak. Her yerden bize saldırmaya çalışıyor. Ama sıkıntı yok. Sonradan Fransızlar buralara da işgal edecekler. Antep falan. Ama biz Kuvay Milliye ile yani az önce Tomuc'un söylediği gibi milli kuvvetlerle düşmanı resmen pataklayacağız ve göndereceğiz. Ama daha şu anda savaş başlamadı. Peki Mondros Ateşkesi'nde egemenlik haklarımızı kısıtlayan hükümler nelerdi onlara bakalım. Şimdi İtiraf Devletleri diyorlar ki şimdi hatırlarsanız şöyle bir şey olmuş. Bunu da yazmam lazım bunu daha iyi anlamanız için. Şimdi bakın. Birinci Dünya Savaşı var. Birinci Dünya Savaşı'nı Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Amerikan Başkanı Wilson diyor ki Wilson uyarsanız diyor yani yenenler yenenleri ezmezse diyor ben diyor tamam diyor itiraf devletlerine destek olacağım ve Almanya'yı durduracağım diyor. Gerçekten durduruyor ama itiraf devletleri yani İngilizler Fransızlar köprüyü geçene kadar ayıya Amerika oluyor bu. Dayı diyecekler. Tamam efendimiz Wilson'ın kenarına uyacağız diyorlar. Wilson'ın kenarına uyacakları için direkt olarak Türkiye'yi veyahut da başka devletleri işgal edemezler. Yani biz oh savaş kazandık haydi seni işgal edelim diyemezler. Ama işgalleri açık hale getirecekler. İşte Mondros Ateşkesi'ndeki hükümler de böyle şeyler. Hatta Almanya'ya da Versay Anlaşması'nı imzalatacaklar. Almanya'da çıldırıp 2. Dünya Savaşı'na başlayacak. Neyse şimdi biz buraya girmeyelim. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa işgal yapabileceklerdir. İşte 7. madde. Yani güvenliklerini tehdit eden herhangi bir stratejik noktayı işgal edebiliriz diyorlar. Ha bir dakika şimdi. Nasıl oluyor bu? Bu şöyle oluyor. Diyorlar ki mesela Türkiye'de işte şeyde diyelim ki İzmir içerisinde e bazı olaylar çıkarıyorlar. Olaylar çıkınca bizimkiler de sinirlenecek. Bizimkiler sinirlenince yani biz Türkler sinirlenince aa burada karmaşa var deyip İzmir'i işgal edecekler. Aa burada karmaşa var deyip Güneydoğu Anadolu'yu işgal edecekler. Aa burada karmaşa var deyip işte Samsun çevresini işgal etmeye çalışacaklar. Zaten işgaller için bahane arayacaklar. Azınlıklara diyecekler ki siz orada isyan çıkarın. İsyan çıkarınca zaten Türkler sizi pataklamak ister. Onlar pataklayınca da biz 7. maddeyi e, gündeme koyup bakın hukuksal olarak 7. maddede demişiz ki eğer güvenliğimiz tehdit bir durum olursa Orayı işgal edebiliriz deyip orayı işgal ederiz. Sonra da orayı size veririz diyecekler. Kimlere? Ermenilere, Rumlara. Doğudaki işte bak burası öyle. 6 ilde karışıklık çıkarsa vilayet sitte bu bölge işgal edecektir. Erzurum ve çevresindeki iller. Bu da yine 24. madde. Yani esas itiraf devletleri bizi 7. madde ve 24. maddeyle 7-24 işgal etmeye çalışacaklar. Ama biz onları pataklayacağız. Haberleşme araçlarımıza el koyuyorlar. Niye? Çünkü eğer ülkenin içerisinde biz iletişim kurarsak ne olur? Organize oluruz. Organize olmayalım diye e, bize böyle milli mücadeleyi bölgesel kalsın veya kendi aralarını bölgesel olarak herkesin diyecekler. Eğer haberleşme haberleşme araçlarına el konulmasaydı biz iletişimi korup bölgesel değil ulusal bir mücadele de belki başlatırdık. Halayla Mustafa Kemal de çoktan başlatırdık. Zaten dikkat edin darbe döneminde de hemen Telekom falan el koymuşlardı 15 Temmuz'da. Burada da aynı durum var. Şimdi boğazlar çünkü haberleşmeye gidince insanlar birbirine haber alamaz. Bir taraf işgal ederken öbür taraf onun yardımına koşamaz gibi düşünün. Boğazlar nitrat eritenin kontrolünde yine bu da kesinlikle bize zararımıza olan bir durum. Ordular terhis edilecek. Çüş diyoruz tabii ki. Niye? Çünkü ordumuzu eğer kontrol altına alırlarsa kimse onlara müdahale edemez. Biz de Kuvay Milli olarak onlara müdahale edeceğiz. Sonra bölgesel elimizdeki silahımıza tam sokağa çıkacağız. Tutsaklar serbest bırakılacak ancak Türkler bırakılmayacak. Yani resmen bizi fiilen bitirmiş durumdalar gördüğünüz gibi. Ekonomik hükümlere bakalım. Demir yolları, liman ve tersaneler itilaf devletlerinin kontrolünde. Yani ulaşımı da ele geçirip bizi zordurma duruma düşürüyorlar. İtilaf devletlerinin kömür ve akaryakıt sağlanacak. Gözleri doymuyor gördüğünüz gibi. Şimdi Mondros'a tepkiler de çok çok önemli. Mondros'a tepki şu. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu da çok önemli. Birinci Dünya Savaşı kimle kimle arasaydı Tonguç? Ben Galatasaray arasında oldu Evladım ne alakası var yani. O Birinci Dünya derbisi. Savaşı diyorum. Birinci Dünya Savaşı Devletleri devletleriyle ittifak devletleri arasındaydık. Biz ittifak devletlerindeydik. Yani Almanya, Avusturya, Macaristan tarafındaydık. Biz yenildikten sonra artık tek başımızdayız. Yani Mondros'tan sonra biz artık tek başımızdayız. Bize Almanya yardım edemez. Avusturya, Macaristan yardım edemez. Bulgaristan yardım edemez. Bundan sonra tek başımızdayız. Evet. Bir Dünya Savaşı itilafla ittifak arasındaydı. Sonradan biz tek başımıza kaldık. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye olarak tek başımıza kaldık. Ama itiraflar yine birlikte saldıracaklar. Yunanistan, işte başka kim olabilir? Ermeniler, Fransızlar, İngiltere yine itiraf devletleri hep beraber saldıracaklar. Yani Türkiye yani bizler gerçekten Birinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir savaşa giriyoruz şimdi. Kurtuluş Savaşı'na. Niye? Bu sefer tüm dünyaya karşı tek başımıza hareket edeceğiz. Kimle beraber? Mustafa Kemal'in liderliğinde. Şimdi İstanbul hükümeti ise diyor ki biz böyle bir şey yapamayız diyor. Birinci Dünya Savaşı'nda diyor zaten yamulduk diyor. Çanakkale cephesi hariç her cephede kaybettik diyor. Ama eğer biz şu anda eğer Trabluskar Savaşı'na kaybetmişiz. Balkan Savaşı'na kaybetmişiz. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybetmişiz. Kurtuluş Savaşı'nda gaza gelip mahvolursak diye kesinlikle halkı sakinleniyor. Sakin olun. Mandoros kötü olsa da sakin olun. Sakin olun diyecek. Hatta Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkacak. Ve nasihat heyetleri kuracak. Nasihat heyetini teslimiyetçi olur gösteriyor İslam hükümeti. Yani İstanbul hükümeti diyor ki kardeş biz teslimiyetçiyiz. Sıkıntı yok. Çünkü daha büyük gaza gelirsek daha kötü olur diye düşünüyorlar. Türk halkı ise cemiyetler ve Kuvayi Milliye ile az önce söylemişti. Bir kez daha soruyorum. Kuvayi Milliye nedir Tonguç'um? Milli kuvvetler. Harikasın. Tebrik ediyorum seni tekrar. Kuvayi Milliye Türk milleti. Yani biziz. Yani milli kuvvetler. Milli kuvvetler. Dolayısıyla biz artık düşmanı yamultacağız ve gerçekten ama cemiyetleri ve Kuvayi Milliye, Mustafa Kemal tek çatı O yüzden hemen şöyle e, bir imzada atalım. Tebrik ediyoruz. Şimdi Mustafa Kemal edecek. Geldikleri gibi giderler diyecek ve gerçekten de geldikleri gibi gidecekler. Yeni ödüllü sorumuz da bu. Hadi bakalım. İyi çalışmalar arkadaşlar.